Hristiyan anlayışıyla diğer dinlere baktığımızda göreceğimiz bir şey var. Diğer dinlerin içerisinde gerçeği işaret eden bazı noktalar, bazı belirteçler olduğunu görüyoruz. Hristiyanlar kutsal kitabın anlattığı üst anlatıların doğru olduğuna inanıyor. Bundan dolayı Hristiyanlar kutsal kitapta anlatılan hikayelere inanıyorlar. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlu İsa Mesih'i gönderdi. Öyle ki bizler kurtulalım. Hristiyan üst anlatısının odak noktası, merkezi budur. Hristiyanlar buna inanırken aynı zamanda şuna da inanırlar. Diğer dünya dinlerinin arasında öğrettikleri şeylerde her zaman gerçeği gösteren, insanları gerçeğe yönlendirip gerçeğin ne olduğunu anlamalarını sağlayan bazı noktalar vardır. Bizler bunlara gerçeğin belirtileri diyoruz. Gerçeğin belirtileri. Buna bir örnek vermek istiyorum. Somali'de Ahmet Hayli diye çok yakın bir arkadaşım vardı. Bu arkadaş 17 yaşında iman etti. Ben de ona neden Hristiyan olduğunu sordum. Küçükken 7 yaşlarındayken camiye gidip de hafızlık kursu aldığım zaman da imamımız bize her zaman bir şey söylerdi. Söylediği şey neydi diye sorarsan eğer şöyle açıklayayım. Tevrat yani Musa'nın 5 kitabı Tanrı tarafından Musa'ya açıklanmış bir kitap. Bütün Müslümanlar Kur'an'ın tüm insanlığa Muhammed aracılığıyla götürüldüğüne inanır. Bu İslam'ın en temel noktalarından birisidir. Kur'an kendisinden başka kutsal yazılar olduğunu da söylüyor. Tanrı'nın gönderdiği sadece Kur'an değil. Mesela örnek vermek gerekirse yer Tevrat. Tevrat Musa'ya Tanrı tarafından verildi. Kur'an'da başka kutsal yazılar da geçiyor. Mesela mezmurlar gibi. Hatta Kur'an'da İsa'nın Mesih olduğu bile yazıyor. Yeni Antlaşma'dan da bazı örnekler var. Yani Kur'an'a baktığımızda Kur'an diğer kutsal yazılara da büyük bir saygı gösteriyor. Ama camideki imam her zaman Tevrat'a daha çok vurgu yapıyormuş. 7 yaşındayken imamdan bu tür sözler duyduğunu söyledi. Yüreğinden bir gün Tevrat'ı okuyacağım diye geçirmiş. Nereden kutsal kitap bulacağını bile bilmiyormuş. Tabii ki küçük bir çocukken gidip de imama kutsal kitabı nereden bulabileceğini, Tevrat'ı nasıl okuyabileceğini sormamış. Tanrı tarafından gönderilmiş olan Tevrat'ı yani Musa'nın yazdığı kitabı bir gün gelecek ve okuyacağım diye yüreğinden geçirmiş. 15 yaşındayken büyük bir hastalığa yakalanıyor. Bunun sonucunda hastaneye yatıyor. Yattığı hastane bir Hristiyan hastanesiydi. Hayatında ilk defa Hristiyanlarla karşılaşmıştı. Hemşireler Hristiyandı. Hastalığı iyileştikçe hemşirelere İngilizce olarak okuyabilecek bir şey olup olmadığını sordu. Hemşireler de ona Tevrat'ı verdi. Yaratılış, Mısır'dan çıkış, Levililer, Yasanın Tekrarı ve Çölde Sayım. Yaratılış kitabı gerçekten çok ilginç. İbrahim'in hikayesi, İshak, Yakup, Yusuf, bütün bunların hikayeleri Yaratılış kitabında bulunuyor. Bundan dolayı çok ilgi çekici. Kur'an'da da İbrahim'den, İshak'tan, Yakup'tan, Yusuf'tan bahsediyor ama hikayelerini tam olarak anlatmıyor. Eline Tevrat'ı aldı ve bu hikayeleri okumaya başladı. Hayatında bir ilkti.
Onun söylediğine göre İslam'da onu iman etmeye hazırlayan bazı gerçeğin belirtileri varmış. Tevrat'ı okuması için bir şeyler onu hazırlamış. Tevrat'ı okuduktan sonra başka kitaplarda okumuş ve en sonunda İsa Mesih'e iman etmiş. Onu Mesih'e iten İslamiyet'teki bu belirtiler için gerçekten şükredilmesi gerekiyor. Bahsettiği bir diğer belirti ise babasının her yıl sürüdeki en iyi kuzuyu Tanrı'ya kurban ettiği. Babası her yıl kurban bayramında sürüdeki en iyi kuzuyu alır, bir yaşındaki o mükemmel kuzuyu kurban eder, sonra kanını alıp eve serpermiş. Bunu her yıl kurban bayramında yaparmış. Her yıl yapılan bu şeyi gördüğünde kendisine bunun anlamının ne olduğunu sorarmış. Neden her yıl kurban bayramında biz Müslümanlar kurban kesiyoruz diye düşünüyormuş. Bunun içerisinde gerçeği gösteren bazı şeyler olmalıydı. Birkaç yıl içerisinde yeni antlaşmayı okuduğunda görüyor ki İsa Mesih gerçek Tanrı kuzusu. Sonrasında fark ediyor ki İslamiyet'te her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlar aslında bize İsa Mesih'i gösteriyor. İslamiyet'te gördüğü bir diğer gerçeğin belirtisi de buydu. Bu tür şeyler onu İsa'ya iman etmesi için hazırlamıştı. Diğer dünya dinlerinde Hristiyanlık için belli başlı belirtiler var. Ama bence içlerindeki en büyük belirti Tanrı inancıdır. Anne ve babam Bumangi'deki Zanaki halkına gittiklerinde onlara yaratıcı olan Tanrı'yı biliyor musunuz diye sordular. Onlar da evet biliyoruz diye yanıtladılar. Yeri ve göğü yaratan bir Tanrı'nın olduğunu biliyoruz. Ama yarattıktan sonra bir seyahate çıktı ve geri dönmedi. Bundan dolayı onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sonrasında babam Matta kitabını Zanaki diline çevirdi. Babam Matta kitabını Zanaki diline çevirdiğinde Tanrı için Zanaki dilindeki Tanrı kelimesini kullandı. Bu kelime Murungu. Tanrı için yurt dışında kullanılan bir kelimeyi değil de Zanaki halkının kendi dilindeki bir kelimeyi yani Murungu kelimesini seçti. Zanaki diline çevrilmiş olan kutsal kitabı ellerine alıp da okuduklarında ilk bölümde bir şey gördüler. Matta kitabı birinci bölümde Tanrı'nın İmmanuel olduğu yazıyor. Yani Tanrı'nın bizimle olduğu yazıyor. Bunu görünce seyahate çıkmış olan Murungu'nun geri olduğunu, onun da İsa Mesih olduğunu anladılar. Kendi yerel dillerinde olan bazı belirtiler onları İsa Mesih'e yönlendirdi. Tanrı hakkında bildikleri çok bir şey yoktu. Tanrı'nın yalnızca yaratıcı olduğunu biliyorlardı. İyi veya kötü olduğuna dair hiçbir bilgileri yoktu. Müjdeyi aldıklarında İsa Mesih'in seyahate gitmiş olan Tanrı'nın geri dönmüş hali olduğuna inandılar. Daha öncesinde Tanrı'nın gittiğini ve bir daha geri dönmeyeceğini düşünüyorlardı. Bütün kültürlerde böyle bir şey bulabiliriz. Şu anda kutsal kitabın çevrildiği dil sayısı 3000'den fazla. Kutsal kitap çeviri sürecinde en önemli şeylerden birisi Tanrı kelimesi için oradaki yerel kelimeyi bulmak. Hemen hemen her dil için yerel bir kelime bulabiliyoruz. İşte bu insanların Tanrı'ya iman etmeleri için bir belirti. Tabii ki her zaman Tanrı için yerel bir kelime bulamıyorlar. Özellikle Budist bölgelerinde bu imkansız bir şey. Size daha öncesinde söylediğim gibi Budizm'de bir tanrı yok. Bu da bir tanrının var olup olmayacağını bilemeyeceğimizi söyledi. Yani bir agnostikti. Budizm yaratıcı kavramından mahrum bir dindir. Yaratıcı bir tanrı anlayışı yoktur. Bu gerçekten büyük bir meydan okuma. Bundan dolayı kilise bazen yerel bir kelime kullanmadan başka bir kelime kullanabiliyor. Özellikle de bunu Budist bölgelerinde yapıyor. Ama tabii ki bu bir istisna.
genellikle Tanrı için yerel bir kelime bulabiliyorlar. Budist bölgeleri için çalıştıklarında özellikle insanların Budizm'e geçmeden önceki dillerini inceliyorlar. Budizm'de yaratıcı Tanrı için bir kelime bulamıyoruz. Ama Budizm o bölgeye gelmeden önce oradaki halkın yerel dilinde yaratıcı Tanrı için kullanılan bir kelime var. Çoğu zaman Budizm gelmeden önceki o yerel dillerde Tanrı için bir kelime bulunabiliyor. Bulduktan sonra da bu kelimeyi kullanıyorlar. İşte bütün bunlara bizler insanları müjdeye hazırlayan gerçeğin belirtileri diyoruz. Tabii ki bu belirtiler müjde değil ama bunlar insanları müjdeye iten belirtiler oluyor. İnsanların gerçeği bulabilmesi için bu belirtileri takip etmeleri çok önemli. Ama çoğu insan sadece bu belirtilere takılıp orada kalıyorlar. Müslüman arkadaşlarımın çoğu bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyor. Evet, Tevrat Tanrı'dan gelme. İslamiyet de buna inanıyor. Hristiyanlık da buna inanıyor. Bunun sadece güzel bir şey olduğunu düşünüyorlar. İncil'in de, Mezmur'un da Tanrı'dan geldiğine inanıyorlar. Ama burada önemli bir soru var. Bütün bunlardan çok daha önemli. Bu kutsal yazıları okuyorlar mı? Yoksa okumadan yalnızca bu belirtilerle mi yetiniyorlar? Ahmet'in yaptığı gibi bu belirtileri takip edip müjdeye kadar gidebilmek çok önemli. Tevrat'a sadece inanmadan Tevrat'ı okumam gerekiyor düşüncesine sahip olmak gerekiyor. Tevrat'ı okumalıyım ki Tevrat'ın içerisindeki gerçekleri bilebileyim. Kendi gözlerimle okuyup iyice keşfetmem gerekiyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bütün dinlerde bizlere yardımcı olabilecek belirtiler olduğunu görüyoruz. Bu belirtiler gerçek değil ama gerçeğe yönlendirir. Bizler hayırsever bir proje olmaya devam ederken, nazik bağışlarınız TVS hizmetinin çağrısını yerine getirmede hayati olmaya devam edecek. Nazik desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz. Ayrıntılı bilgi için tvseminleri.com'u ziyaret edin.